Merhaba sevgili çocuklar, akıl ve zeka oyunları ikinci dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bölgesel sudoku nasıl oynanır? Bir önceki dersimizde sudoku oyununun nasıl oynandığını görmüştük. Her satırda, her sütunda ve her bölgenin içinde belirtilen rakamlardan sadece bir tane kullanılabileceğini görmüştük. Bölgesel sudokuda ise yine aynı kurallar geçerli. Her satırda, her sütunda ve her bölgede belirtilen sayılardan sadece bir tane kullanılabilir. Ama bölge dediğimiz kavram sudokudaki gibi düzgün şekillerden oluşmuyor. Bu bir bölgesel sudoku çocuklar. Gördüğünüz gibi çocuklar sınırları sudokudaki gibi düzgün değil. Kalın çizgilerle ayrılmış olan bölgeler farklı farklı olabiliyor. Ama belirtilen bölgelerde kullanılan rakamlar sadece bir tane kullanılabilir. Yani aynı rakamlar belirlenen bölgede iki defa kullanılamayacak. Ama uygulayacağımız stratejiler bunda da aynıdır çocuklar. Belirtilen bölgelere hangi sayının gelmesini ya da hangi sayının gelmemesine dikkat etmeliyiz. Karışık olarak çözmeyip sıralı çözmemiz bize fayda sağlayacaktır çocuklar. Bakın 4'e 4 ve 6'ya 6 bölgesel sudoku örneklerini görüyoruz. Şimdi sudokudaki kurallarımızın aynısı geçerliydi. Her satırda ve her sütunda 1'den 4'e kadar sayılar sadece bir kere kullanılabilirdi. Şimdi şu dikeye bakalım. 1 var, 2 var. Hangi sayılarımız yok? 3 yok, 4 yok. Baktığımızda 4 bu bölgede var ise buraya 4 gelmeyecektir. 4 buraya gelecektir. Şimdi 1, 4, 2 var. Geriye 3 sayısı kaldı. En son yaptığımız yerden devam ediyoruz demiştik. Bu bize fayda sağlayacaktı. Bakın şu yatayda 3 var, 4 var, 1 var. Hangisi yok? 2 yok çocuklar. Şimdi ise bölgemize bir göz atalım. Bakın bölgemizin sınırları şu şekilde. 3 var, 2 var, 4 var. Hangi sayımız yok? 1. Onu da bu bölgemize yazıyoruz. En son bir rakamını yazdığımız yerden başlayarak sayılarımızı bulmaya çalışalım. Bakın şu dikeyde 2, 1, 4 var. Hangi sayımız yok? 3 yok. Gördüğünüz gibi şu bölgenin içinde de zaten 3 yoktu gördüğünüz gibi. Şimdi ise şu yataya dikkat edelim. 4, 3, 2 var. 1'in olmadığını görüyorum. Bu bölgede sadece 2 tane sayı var. 1 ve 4 var. Olmayan sayılar 2 ve 3'tür çocuklar. Şimdi şu iki kutuya 2 ya da 3 gelmesi gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi 2 bu dikeyde yer aldığı için şuraya 2 yazılamaz. Dolayısıyla 2'nin yeri burasıdır. Bakın 1, 2, 4 hangi sayımız yok? 3'ün olmadığını görüyorum. En son buraya 3 yazdığıma göre şu dikeyden devam edebilirim. 3, 2, 1 hangi sayımız yok? 4. Bunu yazdık ve son olarak şu bölgemizin içinde hangi sayımız yok? 2, 4, 1. Burada da gördüğünüz gibi 3'ün olmadığını görüyorum. Aslında sudokunun aynısı, sadece bölge sınırlarına dikkat etmemiz gerekiyor çocuklar. Şimdi de altılı bölgesel sudokuya bir göz atalım. Evet, istediğimiz yerden başlayabiliriz demiştik. Şu bölgenin içinde 3 tane verilmiş. Mesela şu bölgenin içinde 2 tane verilmiş. Dolayısıyla ben üçlü bölgeden başlarsam bulmam daha kolay olacaktır. 4, 5 ve 6 var. Bu kutunun içinde hangi sayılar yok çocuklar? 3, 2, 1 yok. Bakın bu dikeyde 1 olduğu için buraya daha 1 gelemez. Yatayına baktığımız zaman bakın burada 1 var. Şu yatayda daha 1 olamaz. Şu iki yerde 1 olamayacağını görüyorum. Dolayısıyla benim 1'im bir tek burası kaldı. Bakın çevresindeki yatay ve dikeylerden yola çıkarak 1'in nereye geleceğini bulmaya çalıştık. Şimdi hangi sayılarımız yok? 2 ve 3 yok. Çevresine göz attığım zaman 3 sayısına bakıyorum. Çevresinde buna bir etkisinin olmadığını görüyorum. Bakın 2 sayısını şurada görebiliyorum. Bu 2'nin olduğu dikeye daha 2 yazamam. Yani şuraya daha 2 yazamam. Dolayısıyla 2'nin yazılacağı tek yer burası kaldı. Bakın burasına da 3 kaldı. En son 3 rakamını yazdım. Şimdi bu 3 rakamının yatay ve dikeyinden ya da bulunduğu bölgeden faydalanarak etrafını bulmaya çalışacağım. O zaman 3'e dikey olarak baktığımız zaman 2, 5, 3, 1.
Hangi sayılar yok? 4 ve 6 yok. 4 kesişen bir yerde yok. 6 kesişen bir yerde yok. Dolayısıyla dikey olarak bulamıyorum. Yatay olarak baktığımızda 1, 2, 3, 5. Hangi sayılar yok? 4 ve 6 yok. Demek ki buraya veya da buraya 4 ve 6 sayıları gelecek. Bakın bu 4'ün bulunduğu dikeye göz attığımızda şu bölgede daha 4 yer almayacaktır. Dolayısıyla buraya 4 gelemez. O zaman 4'ü buraya yazmam gerekiyor. Zaten 2 kare vardı. Şimdi en son yazdığım kutudan yola çıkarak çevresini ya da etrafını bulmaya çalışacağım. Bakın 1, 4, 2, 3, 5. 5 tanesi verilmiş. Verilmeyen bir tek 6 var. Onu görüyorum. Dolayısıyla onu da buraya yazıyorum. Şu 6'yı yazdığım bölgeye bir göz atayım. En son bunu yazmıştım çünkü. 6, 3, 1. Hangi sayılar yok? 2, 4 ve 5 sayılarının olmadığını görüyorum. O zaman şu yorumu yapıyorum. 4'ün yatay olarak gördüğü kareler bakın bunlardır. Şu yataya daha 4 gelemez. Buraya ve buraya 4 gelemezse 4'ün yazılacağı tek bir kare vardır. O da burası. Bakın 4, 1, 3, 6. Geriye 2 ve 5 sayıları kaldı. Yatay olarak 5 ya da 2 sayısını göremiyorum. Ama dikey olarak baktığım zaman bakın burada bir 5 sayısı görüyorum. 5'in bu dikeyde daha yer almayacağını biliyorum. Dolayısıyla buraya 5 gelemez. O zaman 5 buraya kaldı. Buraya yazıyorum. Geriye de 2 kalmıştı. Onu da buraya yazıyorum. En son yazdığım yerden devam ediyorum. 2, 1, 4, 3, 5. Hangi sayı yok? 6'nın olmadığını görüyorum. Onu da buraya yazıyorum. 6'yı yazdığım bölgeye dikkat ediyorum. 6, 5, 4 ve 1 sayıları var. Evet, geriye 2 ve 3 kaldığını görüyorum. Bu iki kutunun yatay ve dikeyine göz attığım zaman 3 sayısını görüyorum burada. Bu 3 bu dikeye daha gelemez. Dolayısıyla burası 3 olamayacağı için geriye 3 burası kalıyor. Ve buraya da 2 ve 3 gelmesi lazım demiştik. 3'ü buraya yazdık, 2 de buraya geldi. En son 2'yi yazdığım yerden devam ediyorum. 6, 5, bakın bu iki kutuya 4 ve 3'ün geleceğini görüyorum. Bu sayılar yok çünkü. Bakın 3 bu bölgede ve bu dikeyde yer aldığı için buraya 3 gelemez. Dolayısıyla 3'ün geleceği yer burasıdır. 6, 2, 1, 3, 5. Hangi sayımız yok? 4. 4'ü de buraya yazdım. En son yazdığım yerden devam ediyorum. Bakın şu bölge benim dikkatimi çekiyor. 2, 3, 4. İstersek dikey olarak da yapabiliriz çocuklar. 3, 4, 5, 6. Hangi sayılar yok? 1 ve 2 yok. Bakın 2 karemiz var. 1 ve 2. 2 kareye de 1 ve 2 sayıları gelecek. Ama nereye hangisi geleceğini bulmamız gerekiyor. Bakın bunun hizasında 1 sayısı var. Dolayısıyla buraya daha 1 gelemez. O zaman 1'in geleceği yer burası. Zaten buraya da baksaydık 2 bu hizaya gelemez. Dolayısıyla 2'nin yeri de burasıdır. Bakın en son 2'yi yazdık. 2'yi yazdığımız bölgeye, yataya ya da dikeye bakmamız gerekiyor. 2'yi yazdığımız bölgeye bakalım. Hangi sayılar yok? 4 ve 6 sayılarının olmadığını görüyorum. Yatayda 4 sayısını burada görebiliyorum. Dolayısıyla buraya daha 4 gelemez. O zaman 4'ün yeri burasıdır. O zaman buraya da 6 sayısı kalıyor. Evet, burayı çözdük. Şu 4'ten devam edelim. En son buraya yazmıştık. Ama bakıyorum şurada 4 tane sayı verilmiş. Burada 3 tane. Dolayısıyla ben şu 4 olan sayıdan devam etmek istiyorum. Ne kadar çok bilgi verilirse soruyu çözmemiz o kadar kolaylaşacaktır çocuklar. 4, 3, 1, 2. Hangi sayılar yok? 5 ve 6'nın olmadığını görüyorum. Bu iki kareye 5 ya da 6 gelmeli. Bu iki karenin hizasında şurada bir 5 görüyorum. Bu 5 buraya gelemez. Çünkü bu hizada sadece bir tane 5 olmalıydı. Dolayısıyla 5'in yeri burasıdır ve buraya da 6 sayısı kalmıştır. Bakın bu bölgeyi de çözdük. Son bölgemiz burasıdır. 3, 4, 5. Hangi sayılar yok? 1, 2 ve 6. Bakın bu kutulara 1, 2 ve 6 gelmesi lazım. Bakıyorum şu hizada 1 var, 6 var. Dolayısıyla 1, 2, 6'dan 1 gelemez, 6 gelemez. Geriye 2 kalıyor. Buraya şimdi 1 ve 6 kaldı. Bakın 6 bu hizada varsa buraya 6 gelemez. Dolayısıyla buraya 6 gelmesi lazım ve buraya 1 gelmesi lazım çocuklar. Evet çocuklar, bölgesel sudoku'da sudoku oyununun aynısı, sadece bölgelerinin farklı olduğunu görüyoruz. Bolca çözüm yaptıktan sonra gelişecektir çocuklar. Dolayısıyla
bulabildiğiniz bölgesel sudoku oyunlarını çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz çocuklar. Bu tarz videoların devamının çekilmesini istiyorsanız çocuklar, kanalımıza abone olmayı ve zilimizi açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.